Peki Sayın İnce, şimdi ortak paydada buluştuğunuz bir şey varsa anladığım kadar Sayın Erdoğan'ın 5 dakika daha bu ülkeyi yönetmemesi gerektiği konusu çıktınız. Bunu söylerken de Sayın Kılıçdaroğlu sizi onaylar bir yüz ifadesi yaptı. 5 dakika daha bu ülkeyi yönetmemeli diyorsunuz Sayın Erdoğan. Doğru mu? Aynen öyle diyorum. Peki şimdi yani siz... seçim güvenliğiyle ilgili. Evet, peki seçim güvenliğiyle ilgili kaygılarımızla anlaştık. Peki 5 dakika Erdoğan'ın daha gitmesi konusunda anlaştık. Daha bu ülkeyi yönetmemeli dediğiniz bir kişi belki de 5 yıl daha bu ülkeyi yönetecek ve bunun anahtarı sizde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hayır canım, öyle bir öyle bir şey yok. Şimdi yani matematik neden bende olsun? Bunlar çok şimdi hayır, matematik hayır, bakın, yaptığınız bakın, zaman şimdi benim şimdi, benim şu çok dikkatimi çekti Sayın İnce. Altaylı'nın yayınında da bu gündeme geldi ve çok dikkatimi çekti. Şimdi diyor ki %48 aldı diyelim ki siz de %5 aldınız. Sokağa çıkamazsınız diyor. Siz de biliyorum diyorsunuz. Şimdi sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size göze aldıran motivasyonunuz ne? Onu ben çok merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Peki ben %25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Bu sefer bir de bunu sorayım. Bu sefer de onlar çık. Yani 6 parti trilyonlarca lira hazine parası, 2 büyükşehir belediyesi hepsi toplayıp 30 alırsa, ben de 25 alırsam sokağa kim çıkamaz? Ben de size bunu soruyorum. Onlar çıkamaz. Peki. Ama ben bakın bir araba, bir otobüs, 2006 model bir otobüs, bir telefonla muhalefet yapıyorum. Ben de şunu söylüyorum size. Bakın anketler elimde benim. Anketler. CHP'nin yaptırdığı anketleri de biliyorum. İyi Parti'ninkileri de biliyorum. AKP'ninkilerini de biliyorum. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Memleket Partisi'nin oyu %11'lerde. Şu anda daha kampanya başlarken %11'lerde. 10-11 bandında. Muharrem İnce'nin oyu da 16-16,5-17 arasında. Görüyorum bunu. Fakat 2018'de ben 4 Mayıs 2018'de başladığım gün CHP'nin oyu 18'di. Muharrem İnce'nin oyu 20'ydi. Kampanya bittiğinde CHP'nin oyu 22 oldu. Muharrem İnce'nin oyu 30,64 oldu. Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok. Daha seçime var 45-50 gün. Bu bakın bu Türkiye'deki sosyal demokratların bir travmasıdır. Travmasıdır. Oylar bölünmesin. Oylar bölünmesin. Bir, çok iyi niyetli insanların söylemidir. İki, matematik bilmeyen insanların söylemidir. Oy bölünmesi bu sistemde olmaz. Bakın 1965'ten bu yana Fransa'da cumhurbaşkanları hep ikinci turda seçilmiş. Macron ne yaptı? İki büyük kampın arasından sıyrıldı çıktı. Yani birinci tur seçimi... tura bırakmak istiyorsunuz meseleyi. Öyle görüyorum ben. Bakın anlatayım ben size. Bakın arkadaşlar %60'la Millet İttifakı alıyormuş. Ben engel oluyormuşum. Ekmelettin İhsanoğlu'nda da böyle söylediler. Öyle olmadı. Milleti kandırmaya gerek yok. Ha buna kanan bir takım insanlarımız var mı? Ne yazık ki var. Öyle 60 falan yok ortada. Eğer Muharrem İnce 2-3 ise Millet İttifakı da 60 alıyorsa 58 de kazan ya. 60 ile kazanacağını 58 de kazan. Böyle bir durum yok ortada. Birinci tur seçim ama lütfen burayı bir tamamlayayım olur mu Ece Hanım? Birinci tur seçim ikinci turda kimin yarışacağını belirleyecek. Birinci tur seçim cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Birinci tur seçim ön seçim. Birinci tur seçim ön seçim. Yani ikinci turda kimler yarışacak o belirlenecek. Öyle bir durumda görelim, sıkıntı yok. 20 sene sabreden 14 gün daha sabreder. Oy bölünmez. Oy bölünmesi parlamenter sistemde olur. Şimdi bu sosyal demokratların travmasını anlatıyorum. 27 Mart 1994. Zülfü Livaneli CHP'nin adayı, İlan Kesici ANAP'ın adayı, CHP'nin adayı Ertuğrul Günay, Refah Partisi'nin adayı Tayyip Erdoğan,
%25'le seçimi alıyor Erdoğan. Diyorlar ki şimdi 94'teki gibi olmasın. Ya o zaman 20'li, 22'li, 23'lü oylar var ortada. Bir puan kim geçerse 25 alıyor. Peki ben şimdi sorayım o zaman size. 33 yani 4 tane aday var. Hepimiz 24 aldık diyelim ki. Erdoğan da işte 27 aldı. Seçiliyor mu? Seçilecek mi? Hayır. Yani 20 Sinan Oğan aldı. 20 Muharrem İnce aldı. 40. 30 Kılıçdaroğlu aldı. 25 Kılıçdaroğlu aldı. Gerisini de Erdoğan aldı. Seçilecek mi? Hayır. Adaylar 23-24 bandında alırlarsa, bir tanesi onları bir puan geçerse seçilecek mi? Hayır. Belediye başkanlığı olsa seçilecek mi? Evet, seçilecek. Belediye başkanlığında bir oy fazla aldın mı seçilirsin. Burada seçilemiyorsun ki. 50 artı 1 alacaksın. Onun için oy bölmesi diye bir şey yoktur. Oy bölmesini anlatanlar insanlara yalan söylemektedir. Kerhen oy alanlardır. Yani bak, bak bak, oyları bölüyor. Bölmeyin ha, bize verin ha. Mecbursun. Demokrasi nedir? Demokrasi tercihler rejimidir ya. Biz tek adamdan bıktık. Tek adamdan bıktık. Onun için yarışalım güzelce. Bir sıkıntı olmaz. Yani siz kimlerden oy alıyorsunuz Sayın İnce? Anketlere göre diyorsunuz ya, şu an %16'larda. Kimlerden oy alıyorsunuz ağırlıklı olarak? En az CHP'den alıyorum. En az CHP'den alıyorum. Tamam. Şimdi en az CHP'den alıyorsanız en fazla AK Parti'den alıyorum. Evet. Erdoğan'a kızıyor. Erdoğan önceden Erdoğan'a vermiş. Şimdi Erdoğan'a vermek istemiyor ama Kılıçdaroğlu'na da vermek istemiyor. Bir de gençler ben var. Ben bu kesimden oy alıyorum ya. Ve gençler. Gençler sizi çok seviyor. Peki şimdi benim sorum şu, oy bölme kısmında değilim ben zaten. O kısmını zaten siz anlatmak istediğiniz, buyurun tabii anlatın, her zaman açık kanal size o anlamda, ama benim sorum o değil. Benim sorum şu, şimdi araştırma şirketleri günlerdir bas bas bağırıyor. Diyorlar ki eğer birinci turda Millet İttifakı alamazsa ikinci turda hem milletvekilliği hem psikolojik üstünlük Cumhur İttifakı'na geçmiş olacak. Şimdi siz de eğer birinci turda diyelim ki olmadı ve Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kaldı. Sizin seçmeniniz de gidip, sizin anlattığınıza göre, çünkü en fazla oyu AK Parti'den alıyorum diyorsunuz. Sizin seçmeniniz de gidip AK Parti'ye verecek ikinci turda. Öyle değil mi? Peki ben aday olmadığımda birinci turda Kılıçdaroğlu'na gidip verecekler mi onlar? Verecekler mi yani? O sizin garantisi tamamen aday olmama durumunuzu nasıl açıkladığınıza bağlı, tabanınıza. Çünkü bugün Sayın Kılıçdaroğlu bir anlamda sizin tabanınıza yönelik de biz Halil İbrahim sofrasını büyütmek istiyoruz. Aslında şöyle bir şey oldu. Biz geldik, Sayın İnce'yi gördük, ziyaret de ettik. Biz Halil İbrahim sofrasını büyütmek de istiyoruz. Yani sizin belki tabanınıza da yönelikti bu. Onu siz nasıl yorumladınız bilmiyorum ama biz elimizden geleni yaptık. Gittik, ziyaretimizi yaptık şeklinde. Belki o tamamen benim masaya oturup da nimetlerden yararlanmak gibi bir derdim yok. Ben milletin sofrasını büyütmek istiyorum ve diyorum ki Türkiye'de ne yazık ki bu basın, bu araştırma şirketleri ve bu yargı Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapan bunlardır. O gazetecilerin İki şapkası vardır çoğunun, hepsini kastetmiyorum yanlış anlamasınlar. İki şapkası. Birincisi gazeteci şapkaları, ikincisi parti muhafızlığı. Yani partiye hizmet ederler, karşılığını alırlar. Her iki taraftan da. Onların yatacak yeri yok. Parti muhafızlığını gazetecilik olarak anlatıyorlar. Tarafsız değiller. Yani oy bölmesi olmadığını bal gibi de biliyorlar. Araştırma şirketleri. Yani hangi birine inanayım ki? Kaç istiyorsanız çıkartırım ben size. Yani
Miktarı önemli. Peki ne, size ne verirseniz çıkartıyorlar. Ama sizde size %16 oy oranınız olduğunu söyleyen ve inandığınız bir araştırma şirketi var herhalde. Yani bakın şunu söyleyeyim size. Ya %1,5 yazana inanır mısınız? Buna inanır mısınız? Ya bu hakaret ediyor. Bu hakaret etmenin ötesinde almış parasını, görevini yapıyor. Anket manket. Bakın ciddi anket yapan insanlar var. Buna inanıyorum. Ama bunların çoğu masa başında kaç yazalım bugün diye hiçbir masrafları da yok. Onu size söyleyeyim. Masa başında doldurulmuş formlardır bunlar. Bunlar boş işlerdir. Sokağa çıktığımızda anlıyoruz bunu Ece Hanım.